Evet arkadaşlar, 2x kare eksi 6x artı 3m eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x verdi. X2'dir diyor. Köklerin arasında x1 artı 2 tane x2 eşittir 7 bağıntısı var diyor. Evet, buna göre m'nin değeri bul diyor. Bak, en basit olarak şurayı parçaladığınızda x1 artı x2 artı x2 eşittir ne oldu? 7 oldu. Şuradan ne olduğunu biliyoruz. Bunun formül olarak değeri neydi gençler? Eksi b bölü 2 a'ydı. Kökler toplamı hatırladınız mı? Bu a, bu b, ax kare artı bx artı c denkleminde şu kısımda c oluyor arkadaşlar. Biz buradan gençler x1 artı x2'yi eksi b bölü iki a değil, eksi b bölü a olacaktı, düzeltiyorum arkadaşlar. Kökler toplamının formülü neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'ydı değil mi? Evet arkadaşlar, eksi b bölü a'yı buradan göreceğiz arkadaşlar. A'nın değeri, bakın, a'nın değeri kaç? 2. B'nin değeri eksi 6. C'nin değeri de 3 tane, m eksi 5 arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım burası. Eksi b bölü a'yı yazıyorum. Eksi b bölü a, bakın arkadaşlar ne oldu? Eksi 6 bölü 2. Yani kaç oldu? 3 oldu arkadaşlar. Eksi eksi artı. Artı 6 bölü 2'den 3 çıktı. Demek ki buranın toplamı neymiş? 3. 3 artı x2'nin karşılığı, bakın ne oldu? 7 oldu. Demek ki 2 numaralı kök değeri kaçmış gençler? 4. Bunu denklemde yerine yazdığınızda m'yi buluyoruz arkadaşlar. Bakın, 2x kare eksi 6x artı 3 tane m eksi 5 eşittir 0 denkleminde x'in yerine x eşittir 4 için neyi vermesi lazım? 0 vermesi lazım. Yerine yazıyoruz. 2 çarpı 4'ün karesi eksi 6 çarpı 4 artı 3 tane m eksi 5 eşittir 0. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2 32. Eksi 24 kaç yaptı? 8 yaptı arkadaşlar. Burası 8 yaptı. Artı 3m eksi 5. Burası 8. 8'den 5 çıktı. 3. Bakın ne oldu? 3m eksi, düzeltiyorum, artı 3 eşittir, bakın ne oldu? 0 oldu. M'nin değeri burası arkadaşlar ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Görebildiniz mi? Bu 3 ise bunun eksi 3 olması lazım. Bunun eksi 3 olması için arkadaşlar M'nin değeri eksi 1 olmalı. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Geçtim o zaman arkadaşlar. Rabia var mı problem? Yok hocam. Geçtim. Üçüncü sorudayız. Gençler, bu şekilde bir denklem verilmiş. X1 ve X2 kökler diyor. Kökler arasında böyle bir bağıntı var diyor. PQ arasındaki ilişkiyi bul diyor. Arkadaşlar şurayı düzenliyorsunuz. Çarpanlarını ayırıyorsunuz. Her iki ifadede de, toplama gelen her iki ifadede de X1 ve X2 ortak çarpan. Dolayısıyla X1 çarpı X2'yi dışarı alırsam burada X1 artı X2 kalıyor. Evet, 3. Görebildiniz mi şu ifadeyi arkadaşlar? Bakın, X1 çarpı X1 X1 kare çarpı x2 artı x1 çarpı x2 çarpı x2 x2 çarpı x2 x2 kare verdi gençler, gördüğünüz gibi. Bakın, bunu çarpanlarına ayırdığınız zaman bunlar çıktı. Bunun anlaşılmayan bir yer yok galiba, değil mi? Bakın, kökler çarpımı, kökler toplamı, gördünüz mü? Burada ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemimiz ikinci derece denklemin genel gösterimiydi. Burada a'nın karşılığı 1, b'nin karşılığı eksi p, c'nin karşılığı da q olarak verilmiş. Kökler toplamı x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Tekrar tekrar yazıyorum. Artık ezberleyin bunu. Eksi eksi p bölü 1. Yani cevap ne oldu? P oldu. x1 çarpı x2'ye bakıyorum. Neydi? C bölü a. C konumunda burada kim var? Q var. A'nın değeri 1'di. Bunun karşılığı ne oldu? Q oldu. Bakın arkadaşlar, demek ki p çarpı, özür dilerim, tam tersi olacak. Şurası Q olacak. Kökler çarpımı arkadaşlar. Kökler çarpımı Q imiş. Kökler toplamı da P imiş. Çarpımı da 3'e eşit imiş. Var mı anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? Evet, P ile Q arasındaki bağıntı bu. Hocam. Var mı sorusu olan? Bakın arkadaşlar, bu Yok P ile hocam. Q'nun arasındaki bağıntı. Sorusu olan var mı? Geçtim. Dördüncü sorudayız.
Evet, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Kökleri 2 tane x1 artı 3 ve 2 tane x2 artı 3 olan iki nedir denklemi yazınız diyor. Arkadaşlar yazalım. Nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle yapabiliriz. Bakın arkadaşlar, kökleri bilinen denklem nasıl yazılırdı? Hatırlayın gençler. Normalde şöyleydi. X kare eksi x1 artı x2 tane x artı x1 çarpı x2 idi. Kökleri bilinen ikinci derece denklemin yazılışı böyleydi arkadaşlar. Bakın, kökleri bilinen ikinci derece denklemi yazmak istediğimizde burada yerlerine yazıyorduk. Arkadaşlar bana diyor ki yeni denklemin kökleri bunlar olacak diyor. Bunları burada yerlerine yazacaksınız. Önce gençler buradan kökleri bulalım. X1 artı X2'yi buluyorum arkadaşlar. X1 artı X2'yi buluyorum. Şurası AX kare artı BX artı C eşittir 0 için. A'nın karşılığı 1. X karenin katsayısı, B'nin karşılığı eksi 8. C'nin karşılığı da eksi 9. Yerlerine yazdığımızda eksi B bölü A X1 artı X2 idi. Eksi eksi 8 bölü 1'den. Bunun cevabı 8 çıktı. X1 çarpı X2 C bölü A idi. Bunun karşılığı arkadaşlar 9 bölü eksi 9 bölü 1'den ne çıktı? Eksi 9 çıktı. Şimdi kökleri bu olan şu ve şu. Bakın, 2 tane x1 artı 3 ve 2 tane x2 artı 3 olan yeni denklemi yazıyorum şimdi. Şöyle yazardık gençler. X1 x kare düzeltiyorum. X kare eksi gençler. Bu eğer kök ise bununla bunu ne yapacağım? Toplayacağım. Bakın, kökleri ne yapıyor? Topla diyor bakın gençler. 2 tane x1 artı 3 artı, bakın bu artı şu formüldeki artı arkadaşlar. 2 tane x2 artı 3. Bakın bu yeni denklemin kökleri. Ben de yeni denklemi oluşturmaya çalışıyorum. Bu kökler yardımıyla yeni denklemi oluşturmaya çalışıyorum. Evet, artı ne yazıyor burada? Kökleri çarp diyor. Kökleri çarpıyorum. Evet, 2 tane x1, şurası x1 olacak. X1 artı 3 çarpı 2 tane x2 artı 3 eşittir 0. Burada gençler toparlamayı yaparsak arkadaşlar 2 tane x1, 2 tane x2, bakın ne oldu? 2 parantezinde x1 artı x2 oldu. 3, 3 daha 6 yaptı arkadaşlar. Artı 6. Buranın karşılığı bu şekilde. Şurayı düzenlerseniz bakın, şurayı çarparak yazıyorum arkadaşlar kırmızıyla. 2x1, 2x2, 4x1 çarpı x2 oldu. 2x1, 3, 6x1 yaptı. Bu da 3 çarpı 2x'den, 2x2'den 6x2 yaptı. 3 kere 3, 9 oldu arkadaşlar. Burayı açmayı biliyorsunuz değil mi? Şöyle açıyoruz değil mi Rabia? Bu, bu. Sonra şunları yapıyoruz. Bu işlemleri yaptığında şu ifadeyi buluyorsun. Burada düzenleme yaparsak bakın, kökler çarpımı. Kökler, bak bunu 6 parantezine alırsanız 6 tane x1 artı x2 geliyor buradan. Artı 9 burada. 4 tane x1 çarpı x2. Evet, artı şu ifade parantez içerisinde 2 tane x1 artı x2 artı 6. Önünde eksi var. Şurada bir tane x olması gerekiyordu, unutmuşuz bunu. Evet arkadaşlar, x kare. Şimdi bunları yerine yazalım. Kökler çarpımı neydi? 8'di. Şuranın karşılığı, kökler toplamı 8'di. Şuranın karşılığı 8'miş. Şuranın karşılığı 8 arkadaşlar. Şurası 8. Kökler çarpımı burada bakın arkadaşlar. O da kaçtı? Eksi 9'du şurada. Eksi 9. Şurayı düzenliyorum gençler. 4 çarpı eksi 9 eksi 36. Eksi 36 artı 9 eksi 27 yapar. Eksi 27 4 kere 8 32. Eksi 27 artı 32 5 yapıyor arkadaşlar. Burası 5. Burası 2, 8, 16, 16, 6, 22 arkadaşlar. Eksi 22 x olacak. X kare olacak ve artı 5 olacak. Denklemimiz buymuş arkadaşlar. 2 tane x kare eksi 22 x artı 5 bizim bu şekilde verilen denklemler için ikinci dereceden, özür dilerim, bu şekilde verilen kökler için oluşturulan denklemimiz olacak. Karışık gibi görünüyor. Sadece işlem kalabalığı var arkadaşlar. Biraz dikkatli bakarsanız görürsünüz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Tekrar anlatayım mı? Anlatın hocam tekrar. Tekrar anlatıyorum.
Arkadaşlar bunun genel kalıbı neydi? Ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdı. Burada a'nın karşılığı 1, x karenin katsayısı, b'nin karşılığı eksi 8, c'nin karşılığı eksi 9. Kökler toplamı buradan x1 artı x2, yani bu denklemin köklerinden bahsediyorum. Kökler toplamı x1 artı x2, yani eksi b bölü a, şu 6 değil gençler, b olacak. Eksi b bölü a, bakın ne bulundu? Eksi eksi 8 bölü 1. Kaç çıktı? 8 çıktı. Aynı şekilde x1 çarpı x2'den bahsedelim. C bölü a kökler çarpımı. O kaç çıktı gençler? Eksi 9 bölü 1, yani eksi 9 çıktı. Bakın gençler, bana diyor ki bu denklemin kökleriyle gençler yeni bir denklem oluşturacağız diyor. Bu denklemin kökleri de 2 tane x1 artı 3. Bakın yeni denklemin kökleri bunlarmış. Biri bu, diğeri de bu. Arkadaşlar ikinci derecenin denklemin kökleri, ikinci derece denklemin denklem için kökler biliniyorsa, daha doğrusu kökleri bilinen ikinci derece denklemi nasıl oluşturuyoruz? Bak, x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır. Gençler biz burada şu kökleri yerine yazalım. Bunlar kökmüş, bakın gençler. Bunları yerine yazıyorum, bakın. 2 tane x1 artı 3 artı 2 tane x2 artı 3. Burayı yerine yazdık. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı Rabia? Yok hocam. Artı x kare eksi. Şurayı yazıyorum. Kökler çarpımı. Bakın yeni kökler bunlar ya. Bunları çarpacağım şimdi. 2 tane x1 artı 3 çarpı 2 tane x2 artı 3 eşittir 0. Bunları düzenlemek kaldı. Düzenliyorum şimdi. Bak 2 tane x1 burada. 2 tane x2 burada. 2 parantezinde x1 artı x2. 3 3 daha 6 yaptı. Artı 6. Düzenlediğimizde bunu bulduk. Şuraya geldim şimdi. Bununla çarpıyorum. Buradan ne buldum? 4 tane x1 çarpı x2 buldum. 2 tane x1 ile 3 çarptım. 6 tane x1 geldi. Artı 6 tane x1. Artı gençler bakın. Buraya geldim şimdi. 3 ile 2x2 çarparsam 6 tane x2 geliyor. Bununla da bunu çarpıyorum gençler. Burayı daha önce yapmıştık zaten. Evet. Bununla bunu çarptım. Bakın ne oldu? 9 oldu. Bu çarpmayı herkes biliyor değil mi gençler? Defalarca yaptık bunu. Evet gençler, şurası bakın ne yapar? Kökler toplamının 6 katı yapar. Yani burası bakın ne oldu? 8 6 çarpı 8 çıktı. Burası 8 gençler. 2 çarpı 8 artı 6. Çünkü burası 8 arkadaşlar. X kare eksi. Kökler çarpımı neydi? Eksi 9'du. Burası eksi 9. Neyle çarpılıyor? 4 ile çarpılıyor. Artı artı 9. Şurayı düzenlediğim zaman neyi buluyorum gençler? 5'i buluyorum. Kontrol edelim. 4 çarpı eksi 9 eksi 36. Eksi 36 artı 9 ne yaptı? Eksi 27 yaptı. Eksi 27'ye 32 eklerse, yok 42 miydi bu? Yanlış yapmışız demek ki az evvel. 32 olmayacak, 42 olacak. Gençler 4 kere 9 36. 36, 6 kere 8 48 ve 9. Şurası eksi 27. Eksi 27'ye 42 eklerseniz bakın gençler ne yapıyor? 12 oradan 15 yapıyor değil mi? Artı 15. Bakın gençler burası 15'miş. Burası 2, 8, 16, 16, 6 daha 22 yaptı. 22x. Evet, x kare. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yeni denklemimiz buymuş işte. X kare eksi 22x artı 15. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Geçtim arkadaşlar. Beşinci soru. Evet, denklemin kökleri x1, x2 olarak veriliyor. Kökleri bu şekilde olan ikinci denklemi yazınız diyor. Gençler, öncelikle yeni kökler bunlarsa arkadaşlar, bunların toplamını bulalım. Kökler toplamı yazıyorum bakın gençler. Kökler toplamı diyorum. Nedir bu? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Düzenlersen x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olur. Rasyonel sayılarda toplama işlemi arkadaşlar. Paydaşlıyorsunuz.
paylaş dediğinizde bakın nasıl yaptık, şöyle yaptık. Şuraya x2 yazdık, şuraya x1 yazdık. Payda eşit dedik, bakın bunu bulduk. Kökler çarpımını yazıyorum şimdi, kökler çarpımı. Bu da 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi çarpıyoruz. 1 bölü x1 çarpı x2. Evet gençler, bunları nerede değerlendireceğiz? Şu formülü değerlendireceğiz. Neydi o formül? Şu. X kare eksi, formülü söyleyin gençler. X kare eksi kökler toplama. Artı kökler çarpımı. Evet gençler, kökler toplamı burada. Kökler çarpımı da burada. Bunların yerlerini yazacağız. Şimdi gençler buradan ilk verilen denklemin köklerini bulalım. X1 artı X2 neydi? Eksi B bölü A idi. Şu AX kare X artı BX artı C eşittir 0 denklemi. Burada A'nın karşılığı 1, B'nin karşılığı eksi 1, C'nin karşılığı eksi 5. Yerlerine yazarsanız bakın gençler. Eksi eksi 1 bölü 1 ne çıktı? 1 çıktı. Bakın X1 artı X2 1 çıktı. X1 çarpı X2 yazıyorum şimdi. C bölü A'dan eksi 5 bölü 1 ne çıktı? Eksi 5 çıktı. Arkadaşlar şuranın karşılığı bakın neymiş? 1. Şuranın karşılığı neymiş? 5. Şuranın karşılığı ne? 5. Yerlerini yazalım. X kare eksi. Bakın 1 bölü 5. Bak kökler toplamı. X. Artı kökler çarpımı 1 bölü 5. Görebildiniz mi arkadaşlar? Denklem buymuş işte. Eşittir 0. Sorusu olan var mı? Yok. Rabi, anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Geçiyorum o zaman. Bunu düzenlerseniz ne bulursunuz? Şuraya da 5 bölü 5 yazarsınız bakın gençler. Şuraya 5 bölü 5 yazarsanız bakın şöyle oluyor. Onu da kırmızıyla yazayım. Yok, maviyle yazayım. 5 bölü 5'i ben kendim ekledim. 5 bölü 5 ne demek? 1 demek. Paydalar eşitlenmiş oluyor. O zaman denklemiş oluyor. Bakın 5x kare eksi x artı 1 bölü 5 eşittir 0. Bu 5'i de 0'a çarptığınızda 0 çıkıyor. Bakın denklem bu çıkıyor. Bu işlemi nasıl yaptım gençler? Bunun paydasında ne vardı? 5 vardı. 5 ile 0 çarpma durumunda olduğu için bakın şu 5'i buradan kaldırıp buraya getirdiğinizde sadece şu ifadenin karşılığı bakın 0 oluyor. Yazmaya gerek yok. Sadece şurayı yazdım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şuna bakalım, altıncı soru. Kökler arasında bu şekilde bir ilişki var diyor. Bağıntıları olan ikincilerin denklemi yazınız diyor. Evet arkadaşlar bakın şu ifadeyi bir inceleyelim. Bunu iki parantezinde x1 artı x2 olarak yazıyorum. Artı 3 tane x1 çarpı x2'nin karşılığı 4'müş. Kökler toplamı, kökler çarpımı. Arkadaşlar kökler toplamına A diyorum. X, A mı diyelim, ne diyelim? Farklı bir harf kullanalım. Çünkü denklemde kullanacağız bunu. X1 artı X2'ye ne diyelim arkadaşlar? Bir harf söyleyin. Hadi yavrum bir harf söyleyin. Hocam F olsun. F. X1 çarpı X2 ne olsun? O da G olsun hadi. H olsun. Tamam. G olsun, o da G. Bak G yazdım. 9 değil ha. Ona göre. Evet. G. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar bu şu ifade bakın. Bu ifade ne hale geldi bakın. 2 tane F artı 3 tane G'nin toplamı 4'müş. F eksi G'nin toplamı da F ile G'nin farkı da 7'ye eşitmiş. Görebildin mi? Bak ne oldu? İki bilinmeyen iki denklem çıktı değil mi? Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. O zaman gençler yapmak istediğim şu. F veya G'yi yok edeceğim. Onun için gençler şunu şu yolu takip ediyorum. Şu ifadeyi 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Şu ifadeyi 2 ile genişletiyorum. Bakın. Dikkatli bakın. 2 ile genişletiyoruz. Bu ne demek? 2 ile çarp demekti değil mi? 2 ile denklem çarp. Çarpıyorum şimdi. 2 tane F eksi 2 tane
G eşittir 14. Şuraya hiç dokunmadım arkadaşlar. 2 tane F, 3 tane G eşittir 4. Taraf tarafa bunları çıkartalım. 2F'den 2F çıktı, 0F. 3G'den 2G çıktı, çıktı diyorum bakın 5G yaptı. 4'ten 14 çıktı, eksi 10 yaptı. Görebildiniz mi çıkarmayı? Bakın 2F'den 2F çıktı, 0 tane F. 3G'den 2 tane G çıkarırsanız 5 eksi artı olacak, düzeltiyorum. 5 tane G yapar. Bunu herhalde göremediniz. O zaman ne yapalım? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Daha iyi görebilmeniz için. Şunu da eksiyle çarpalım. Hatta eksi 2 ile çarpalım bunu. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2F artı 2G eksi 14. Topluyorum şimdi bunları. Topla. 2F eksi 2F gitti. 3G 2G 5G yaptı. 4 eksi 14 eksi 10 yaptı. Bakın G'nin karşılığı ne bulundu? Eksi 2 bulundu. Gördünüz mü? Bu işlemi anlamayan var mı? Arkadaşlar bakın ikinci denklemi neyle çarptım? Yok hocam. Eksiyle çarptım. Gördünüz mü? Eksi 2 ile çarptık. Sonra üstteki denklemle topladık. Bu ifadeyi bulduk. G'yi bulduk. G'nin karşılığı neymiş? Eksi 2. Demek ki bakın gençler F eksi G eşittir 7'deki şu G'nin karşılığı neymiş gençler? G'nin karşılığı 2'ymiş. Bu 2 ise F eksi 2 7 olduğuna göre F'nin karşılığı ne olmalı? 9 olmalı. 9'dan 2 çıkarsa bakın ne yapıyor? 7 yapıyor. Şöyle yapalım 9 olduğuna başlasın. Evet arkadaşlar. Bakın F'yi ve G'yi bulduk. Peki F ve G biliniyorsa F neydi? Kökler toplamı. Değil mi? G neydi? Kökler çarpımıydı. Gençler. Yazıyorum bakın gençler. Neydi formülümüz? X kare. Kök denklem oluşturma formülümüz X kare eksi. Rabia hadi bakalım söyle. X1 artı X2 çarpı X. Evet. Söyle Rabia. Duyamadım. X1 çarpı X2 eşittir 0. Değil mi? Bu neydi? Evet. Kökleri bilinen ikinci derece denklemi oluşturma formülüydü. X1 artı X2'nin karşılığı neydi Rabia? F'ydi. X1 çarpı X2'nin karşılığı neydi Rabia? G'ydi değil mi? X kare eksi Fx artı G eşittir 0. F'yi ne bulduk Rabia? 9 bulduk. X kare eksi 9 tane X artı şu 9 olacak G gibi görünmesin. Evet. Evet Rabia. G'nin karşılığı neydi Rabia? Eksi 2 idi. Evet. Eksi 2. Eşittir 0. Artı eksi eksi yapıyor. Sonuçta x kare eksi 9 x eksi 2 eşittir 0 bizim denklemimiz oluyor Rabia. Var mı anlaşılmayan bir yer? Gençler dersi bitirdim. 10 dakika sonra bekliyorum. Görüşürüz hocam.